Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersül evvelu min babi ismi taftil. İsmi taftilin bugün birinci dersini okuyoruz. Oldum. İsmi taftil demiş. Ne demiş? İsmi taftil. Bazen ef'alu taftil ile ne oluyor? Geçiyor. İsmu taftil, ef'alu taftil. Oldu. Galibi hayrun şerun gibi. Hani ef'alu vezni bozulanlara ismu taftil denilir. Bozulmayanlar ef'alu ahsenu gibilere ef'alu taftil denilir. Ama o da ona kullanılır. O da ona ne yapılır? Kullanılır. Serkan sen oraya geç. Vesmu taftili. İsmu ne? Taftil. Yani ne demek? Haza babu ismi taftili. Bu bab ismu taftilin neydi? Babıdır. Netindeki vesmu taftili o iktidayedir. İsmu taftil mahzup bir muhtidayın ne olur? Haber olur mudaf takdiriyle. Yani ve haza babu ismi taftil. Oldu. Demek fiilinle ameli yapanları ne ediyoruz? Sayıyoruz. Şimdi öyle demeyelim. Ta babu ma ya'melu amele fiyelihi. Babu ya'melu amele fiyeli sebetun. İsmu taftili. İsmu faali. İsmu ne? Ve ismu taftili. Burada, orada ismu faal üzerine mahtuftur. Ya'melu amele fiyelihin üzerine fiyeline ne olur? Faal olur. Mahzuf bir mutlaya ne değildir? Haber değildir. Peki, fiyel amelini yapanlardan biri de nedir? Dedik ismu taftildir. İsmu taftilin tarifi nedir? Ve huve ismu taftil es-sifetu dalletu alel muşareketi ve ziyadeti. Muşarekete ve ziyadeye delalet eden bir sifettir. Es-sifetu o sifetin sifeti ki dalletu delalet ediyor alel muşareketi. Yani kendi mevsufu kendine başka biriyle kendisinin meslerinde ortak olduğuna delalet ediyor. Zeydun ahsenu min amri. Bu ahsenu delalet eder ki mevsufu Zeyd başka biri amir mesleri olan husunda nedirler? Ortaktırlar. Buna delalet ediyor. Bir de ve ziyadeti neye delalet ediyor? Ziyadete delalet ediyor. Ziyadete ne ediyor? Delalet ediyor ki Zeyd ile Amr ikisi hüsna muttasiftirler. Ve lakin Zeyd'in hüsnü Amr'inkinden nedir? Fazladır. Ke ekreme ne gibi örnek? Ekreme. Oldu mu olmadı? Tamam. Ve yüstemelü bin min efalu taftil. Bu ayrı bir konu. Minle ne olur? Kullanırlar. Üç çeşit kullanış şekli var. Biri min. Ve mudafen li nekiretin. Nekireye mudaf olarak kullanılır. Ha, min ile kullanıldığı takdirde nekireye mudaf olarak kullanıldığı takdirde musavat var. Fe yufredu. Ne olur? O ismu teftil mufred olur. Ve yüzekeri müzeker olur. Ne demek? Daima müfredi müzeker olur. Bazı kitaplarda musavat geçiyor. Musavat var. Ne demek? Müzeker, müennes, tesni, cem, ifrat hepsi musavidirler. Hepsine aynı lesle gelir. Ve yüstemelü bi min ve mudafen li nekiretin fe yüfredu ve yüzekeru. Ve bi el
Bir de elle ne yapılır? İstemal edilir. Ve bi el bimin üzerine matuftur. Bazen ismi tafsil minle kullanılır. Ve bi el bazen de elle kullanılır. Feyyutabiku o zaman mevsufuna ne eder? Mevsufuna mutabık olur. Mevsufu müfredse o da müfred, tesnise tesnî, cem ise cem, müzeker ise müzeker, müennes ise müennes. Peki ne kaldı ya fıl-ı tefdî? Minle müstemel olursa müstavvattır, onu öğrendik. Nekire mudaf olursa müstavvattır, öğrendik. Elle olursa mutabakattır, mutabakattır, öğrendik. Sade nekire değil de marife mudaf olursa o kaldı. Ve mudafen marifedin bir de marife mudaf olarak kullanılır. Fevecani o zaman ne? O zaman iki vece var. Ve mudafen marifedin fevecani o zaman ne var? İki vece var. İki ne var? Vece var. Ne demek? Mutabakat da olabilir. Musavat da olabilir. Erfan-ı Taftin'in üç istimalinde ne ettik? Öğrendik. Minla kullanılır, nekre-i mudaf kullanılır, marife-i mudaf kullanılır, elle kullanılır. Min mudafili nekre olursa musavvat, el olursa mutabaka, mudafa marife olursa iki vecihde nedir? Caizdir. Oldu mu? Peki amel itibariyle ism-i tafsir ne amel yapar? Diyor, ve la yansibul mef'ule mutlaken. Mef'ulü nesbe yapmaz mutlaka. Hiçbir suretle mef'ulü ne yapmaz? Nesbe yapmaz. Ve la yansibul mef'ule mutlaka. İstisnasız. Hiçbir mef'ulü ne etmez? Nesbe yapmaz. Hiçbir mef'ulü hiçbir şartla yapmaz. Peki fa'ala gelince ve la yerfav fil galibi zahiren. Bak, galibi olarak ism-i zahir rafa yapmaz. Demiri yapar. Efalu tefti. Demiri müstetiri rafa yapmak suretiyle kendine ne edebilir? Faal edebilir. Yalnız bir ism-i zahiri ne etmez? Galibi olarak yapmaz. Nadiren yapar. İlla fi meseletil kuhli. Kuhl meselesi hariç. Kuhl meselesinde efalu tefti kıyasi olarak ism-i zahiri rafa yapmak suretiyle kendine faal eder. Oldu mu olmadı? Tabi metre olunca biz kısa kestik. Şimdi şerhe geçelim. Açıklamasına geçelim. Ennev'u sabi'u minel esma'ileti te'melu amelel fiyeli ismu taftili. Fiyelin amelini yapan isimlerden yedincisi ve sonuncusu nedir? İsmu taftili. İsm-i taftirin tarifi ne? Metin yapmıştı. Ne demişti? Es-sifetu dâlletu alel müşareketi ve ziyadeti ke ekreme demişti. Ke ne? Ke ekreme demişti. Metin tarifini yapmıştı değil mi? Biz de yapalım. Diyor ve huve sifetu dâlletu alel müşareketi ve ziyadeti nehu afdalu ve a'lemu ve ekseru. Oldu mu olmadı? Ha, efdal okuyabiliriz, nahun mudafiliyidir ve a'leme ve eksere. Nahun mudafiliyisidir, gayri musarifdirler, cerreleri fethele gelmiş. Afdalu ve a'leme ve eksere okuyabiliriz, ya Rabbi mehki okuruz. Ya Rabbi mehki ku, bunlar refah haletidir. Bunun üzerine fazla ilave edilecek bir şey olmadığı için şerh uzatmadı. Ve yüstamelu bimin ve mudafeni nekredin fe yufredu ve yüzekeru metne bakın ve bi el fe yutabiku ve mudafeni marifedin fe veşaniye. Yor halatuhu ve lehu selasu halatin. Efalu teftil için, ismu teftil için üç halet var. Haletun, haletin biri en yakune olur. İsmu teftil. Fiha, o halette lazımen il ifradi ve tezkiri. O halette ifrad ile tezkire lazımdır. Mevsubun ne olursa olsun kendisi ifrad ve tezkire lazımdır. Daima müfredi müzekerdir. Buna ne denilir? Musavat haleti. Musavat haleti denilir. Ne demek musavat?
Yani tesni ceme, mufred tesni ceme, müzeker müennes hepsine musavattır, eşittir, aynısına gelir. Ve zanike fi suretini, bu da kaç surette gerçekleşiyor? İki suret, metinde de öyle dedik. Minla müstamer olan, nekire mudaf olan demiş. Metin öyle değil miydi? Ve yüstameru bin min ve mudafeni nekire fe yufredi ve yüzekkeru. Gördünüz mü? Metin. Ha, o da diyor, ihdahuma en yekune ba'dahum min. Bu efalu tafdilden sonra ne gelir? Buna hepsinin illetini var. Ben hani uzun olmasın, sağır gelmesin diye fazla detaylısına girmiyoruz. Yarın Sütü falan okurken buna hepsinin illetleri, gerekçelerini göreceksin. يَحْدَهُمَا اَنْ يَكُنَ بَعْدَهُمْ مِنْ. Bu iki haletten biri efalu tafdilden sonra ne olur? Min olur. O minin hale kevni ki cârreten lil mefduli. Mefduldan vuran mefdulu aleyhi. Mefdulu aleyhi cerre yaptığı halde min ne olur? Efalu tafdile beraber olur. يَحْدَهُمَا اَنْ يَكُنَ بَعْدَهُمْ مِنْ. Efalu teftilden sonra, ismu teftilden sonra ne olur? Min olur. O minin sifeti ki caretin il meftuli. Yok. Caraten. En yekune min ba'dehu. Caretun il meftuli, minin eğer sifetini yaparsak. Caraten il meftuli, eğer mine ne edersek, hal edersek. Oldu mu olmadı? Kekavlike zeydun afdalun min amrin. Burada efalu tefsirden sonra min var mı? Var. Mefdulu aleyhi olan amri cere yapmış mı? Yapmış. Peki mefdul, mefdulu aleyhi. Mefdul nedir? Mevsuf nedir? Zeyddir. Mufrede müzekerdir. Afdalu da mufrede ne geldi? Müzeker geldi. Ve zeydani afdalun min amrin. Mevsuf zeydani tesnidir. Afdalu minle müstemel olduğu için ne gelmiş? Yine müfredi müzekerdir. Ve zeydune afdalu min amri. Cem'i müzeker olduğu halde afdalu müfredi müzeker gelmiş. Ve hindun afdalu min amri. Müfredi menes olduğu halde afdalu müzeker geldi. Vel hindani afdalu min amri. Vel hindatu afdalu min amri. Biri tesni menes, biri cem'i menes. Oldu mu olmadı? Ve la yecuzu gayru zalike. Pek minle müstemel olduğu zaman bu müfrede müzekkerin gayrisi caiz mi? Yani musavat değil de mutabakat da caiz. Diyor ve la yecuzu caiz değil. Gayru zalike. Zalike mazzükre nedir? İfraddır, teskirdir. İfrad ile teskirin gayrisi ne değil? Caiz değil. Bildiyse sen delilin ne? Caiz değil diyorsun. Kendi kafana göre örnekleri getiriyorsun. Olmaz. Bir ayet, hadis-i şerden bir örnek getireyim diyor. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى وَاِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ اَخُوهُ. Yusuf bir ahu iki değil mi? اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَب۪ينَ اَحَبُّ اِلَيَّ Yok. اَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَ مِنَّ. E bak, minna. Bu ahabu minna ile kullanıldı mı? Minna kullanıldı. Mevsufu Yusuf ile ahu tesni mi? Tesni. Peki ahabu tesni gelmiş mi? Gelmemiş, mufred gelmiş. Başka? Ve kâle Allahu Teala قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادًا. Ticaretin kesadi azalması, zarar demektir. Ve mesakinu terdavunaha, razı olduğunuz evleriniz. Diyor, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretleriniz, ahız topladığınız mallarınız, zararından, azalmasından korktuğunuz ticaretiniz, razı olduğunuz, beğendiğiniz villalarınız, evleriniz, ahabbe ila ile ikum, eğer size daha sevimliyseler minallahi ve resulihi ve cihadin fissebilihi, o zaman imanınız tehlikededir. Demek Allah ve Allah'ın Resulü, bir de Allah yolunda cihad, bütün kişinin, Müslüman kişinin yanında bu saydıklarımızdan ne olmalı? Daha sevimli olmalı. Şimdi bu mana olarak,
Bunu tesirlerde konuşuruz. Burada şu an bize lazım olan istişad mahalli fe'efrede fil ayetil ula. Yüce Allah ayeti ula'da ismu teftili ne etmiş? Mufred etmiş. Ma'al isneni. Yani isneni teslim mevsufla beraber ne etmiş? İfrad etmiş. Fe'efrede fil ayetil ula ma'al isneni. Ayeti ula'da isneyle birlikte ne etmiş? İfrad etmiş. İsney nedir? Yusuf ile ahudur. Ve fi saniyeti ayeti saniyede ifrad etmiş. Ne demiş? Ahabbe ileykum demiş. Ahabbe mensup okuruz. Kananın haberi olduğu için. Mal cemaati, mevsuf cemaat olmayla birlikte ahabbe ne gelmiş? Mufred gelmiş. Abaukum, ebnaukum baksaydı kaç tanedir? Bu mevsuflar cemaat olmayla birlikte bunların ne? Sıfeti olan efalu teftil ahabbu mufret gelmiş. Dedik ya ve lehu selasu halatin halatun en yekune fiyya lazım lil ifradi ve teskilin ve zelke fi suretin iki surette ihdahuma en yekune ba'dun min caretenil meftuli aleyhi es saniyetun en yekune ve burada da ihdahuma sanihima münasebet böyle dese daha iyi olurdu. En saniyetü ikinci halet en yakuna mudafın ile nekiretin. Nekire ne olur? Nekire mudaf olur. Fetekulu Zeydun afdalu racülin. Zeydun afdalu racülin. Burada afdalu racüle nekire idafe oldu mu? Oldu. Tamam. Zeyd mufred, o da mufred gelmiş. Ve Zeydani afdalu raculeni ve Zeydun afdalu ricalin ve Hindun afdalu imratin ve Hindani afdalu imratini ve Hindatu afdalu nisvetin. Bak burada nekire-i mudaf afdalu taftil mevsufu müfredi müzekir tesir müzekir cem'i müzekir müfredi müennes tesir müennes cem'i müennes la değiştiği halde kendisi ne olmamış? Müfredi müzekirden ayrılmamış. Öyle değil mi? Hepsinde afdalu 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 gelmiş. Oldu. Peki efalu teftilin kaç haleti var? Üç haleti. Haletin birinden ne var? Müfred-i müzekere lüzum var. Yani ne var? Musavat var. O da iki yerdeydi. İki suretteydi. Biri efalu teftilin minle müstemel olsaydı, biri nekire ne olsaydı? İdafe olsaydı. Bunu bırakalım. Dedik üç haletten nedir? Üç halet var. Biri lazım ifrat tezkirdir. Es-saniyetu ikincisi en yekune mudafen ila nekiretin. Nekire ne olur? Nekire mudaf olur. İsm-i teftil nedir? Mudaftır. Yalnız bu sefer yok. Yanlış yaptım. Ve halatun yekunu fiyan mutabıkan li mevsufihi. Bir halet var ki ism-i teftil orada mevsufuna mutabıktır. O teslim, o teslim, o cema, o cema, o müfred, o müfred, o müzekker, o müzekker, o muhennes, o muhennes. Ve zâlike bu da izâ kâne bi'el efferu teftil ne olursa? Elli olursa. Nahu zeydunil efferu. Burada efferu teftil elif lam lim mi? Evet. Mevsufu zeyd müfredi müzekker mi? Evet. El efferu da müfredi müzekker gelmiş. Ve zeydânil efferâni. Ve zeydûnel efferûne. Bu cem-i müzekker. Yahut da el ve zeydunel efadilu bu nedir? Cem'i müzeker. Ve hindunil fudla vel hindani fudla yani vel hindatu fudla yatu evil fudalu vel hindatul fudla yatu. Bence fudla yatı yanlış. Dikkat edin, Zeyd'e göre el efdalu geldi. Zeydani'ye göre el efdalani geldi. Zeydun'a göre el efdaluna geldi. Hindun'a göre el fudla geldi. Hindani'ye göre el fudla yani geldi. Hindat'a göre el fudla yatu geldi veya fuddalu. Biri cem'i manis salim, biri cem'i mükesser. Cem'i müzekere gelince el efdalulu cem'i müzekerdir. Evil efadilu cem'i neydi? Mükesserdi. O onu getirmemiş. Ben ilave ediyorum. Getirse de iyi olurdu. Belki bazı nüshalarda var mı bilmem. Bir buna bakalım. Sinki var mı? Evil efadilu. Futleyatu evil fudalu. O değil. Ve zeydunel efdalune
evul efadilu. Burada yok değil mi? Eylül eftal, eftalı, eftalune. Bize Hint'te getirmiş. Hint'e fıkla, Hint'in fıkla yani Hint'in Hint'in fıkla yani Hint'in fıkla. Burada da yoktu. Oldu mu? Vaharatun yakunu fiha caizel veşin. Demek ki vaharatun, tekrar ediyorum, yakunu fiha mutabakan li mevsufihi ve zarke zekane bi ennehu zeydun ila aftarun ve hindan ila aftarani ve zeydun el aftarune yahut evul efadru biz ilave edelim ve hindun il fudla ve hindan il fudla yani ve hindatul fudla yatu evul fudlarum. Vaharatun, o üç haletten üçüncü halet yakunu oluyor ismu tefdil fiha, o halette caizel veşeni. Caizu nedir? İki vecih caizdir. O iki vecih nedir? El mutabakati ve ademiha. Bir mutabakattir, bir de nedir? Ademu mutabakat. Burada amedihim. Burada bir mim fazladır. El mutabakatu ve ademiha. Bir mutabakattir. Mevsuf neyse ismi tefdil ona uyuyor. Bir de ademu nedir? Ademul mutabakattir. Ve zalike, bu da ne zaman oluyor? İzza kâne mudâfen li marifeti. İzza kâne mudâfen li marifeti. İsmu tefdil, bir marifeye mudâf olduğu zaman, ismu tefdil ne? Bir marifeye mudâf olduğu zaman, iki vecih caiz. Mevsuna mutabakat da caiz. Adem-ül mutabakat, yani müfred-i müzekker bütün haletlerde de gelebilir. Tekul el-Zeydani efdalul kavmi. Bu efdalun marife olan el-kavme idafe olmuş mu? Olmuş. El-Zeydani teslim olduğu halde efdalul kavmi müfred gelmiş. Ve inşi'te, eğer sen dilersen aynı bu misalda kulte, sen diyeceksin ki el-Zeydani efdalel kavmi. Bak, efdala kavme idafe olmuş. Mevsufu el-Zeydani, mübtedası el-Zeydani teslim olduğu için efdala, o da ne gelmiş? Dersen gelmiş. Tabi efdala nedir? İdafe olunca, idafeden nun gidince efdala kaldı. Ve kezalike, emir durum öyledir. Fil baki. Ve kezalike fil baki. Diğerlerde de durum nedir? Öyledir. Yani bu sade tefsirinden öne getirdi. Cem-i müzekker de öyle, cem-i mühennes de öyle, müzekker de öyle, mühennes de öyle. Ne yapabilirsin? Mutabakati de getirebilirsin, mutabakatsız da getirebilirsin. Peki hangisi daha iyi? Ve ademul mutabakati efsahu. Ademul mutabakat daha nedir? Daha efsahdır. Ve ademul mutabakati efsahu. Ademul mutabakat daha nedir? Daha efsahdır. Yani mutabakat da olabilir. Adem mutabakat daha fesihdir. Bunun delili de bak ayet getiriyor. قال الله تعالى وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ. Hum, mevsuf humdur. İkinci birinci meful humdur. İkinci meful ahresedir. Bunlar aslında mübteda haberdirler. Mutabakat olmalı. Ama ahrese nase mudaf olduğu halde humma uymayarak ne gelmiş? Müfred gelmiş. Eğer efsah bu adamın mutabakat olmamış olsaydı ayet-i celilede adamın mutabakat gelmezdi, mutabakat gelirdi. Bak, o da diyor ve lem yakul, Allahu zülcelal dememiş ahresi bil ya'i. Yani ikinci mefru olunca ahresine bu cem gelmeliydi, nesvesi yayla olmalıydı. Tabi nase idafe olunca ahresine, nase idafe olunca nun gider, ne kalır? Ahresi nasi kalırdı. Ama bak, ahresi dememiş, cem olarak Yüce Allah getirmemiş. Ne olarak getirmiş? Müfred olarak getirmiş. Bu da gösteriyor ki ademul mutabakat daha nedir?
daha iyidir. Oldum. Başka bir ayet. Ve kâle Allahu Teâlâ, bu demin okuduğumuz Bakara 96. ayet. Ve kâle Allahu Teâlâ ve kezâlike ce'alnâ fî kulli karyetin ekâbire mücrimîhâ. Bakın, ce'alnâ ve kezâlike ce'alnâ fî kulli karyetin ekâbire mücrimîhâ. Şimdi ekâbire cem geldi mi? Geldi. Niye? Çünkü bunun mevsufu mahzuf kavmendir. Bunun mevsufu nedir? Kavmendir. Yani bu ekabire mahzuf bir kavmenin neyidir? Sıfetidir. Kavmen ismul nedir? Cemedir. Manası cemaattir. Onun sıfeti ekabire ne gelmiş? Cem gelmiş. Hacım fettabete. Yüce Allah burada mutabakat yaptı. Ne demek? Ekabire, kavmene mutabak olarak cem'i getirmiş. وَلَمْ يَقُلْ اَكْبَرَ مُجْرِم۪يهَا وَلَمْ يَقُلْ اَكْبَرَ مُجْرِم۪يهَا. Yüce Allah اَكْبَرَ مُجْرِم۪يهَا yani ekbere ne olarak? Müfred olarak getirmiş. Ekabire, ekberin cemi olarak ekabir getirmiş. Mevsufu olan kavmen ne olsun diye, mutabak olsun diye. İki ayet getirdi. Biri, demin ben zannettim ki, hani efsah adamın mutabakadır, ayet ona göre getir. Yok. Bu halette iki vecin caiz olmanın delillerini getiriyor. Ayetin birini getirdi ki, ne yok, mutabakat yok, musavat var. Ayetin birini de getirdi ki ne var? Musavva vardır. Demek ikisi nedir? Caiz. Ha, adamın mutabakat örneğini birinci sıraya aldı. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ نَاسِ Bu adamın mutabakatın örneği değil miydi? Öne getirdi. Niye? Efsah bu olduğu için bu ayeti adamın mutabakatın örneğini birinci sırada getirdi. وَعَنْ اِبْنِ السَّرَّاجِ İbn-i Serraj'dan rivayet edilmiş ki ennehu İbn-i Serraj evcebe adamın mutabakat. Adam mutabakat ne yapmış? Vacip kılmış. Hani biz yukarı dedi ki adamın mutabakat efsahdır. İbn-i Serraj'dan rivayet edilene göre eğer doğru ise o demiş adamın mutabakat efsahdır da nedir? Vacibdir. Ve rudda aleyhi bihazil ayet. Yalnız bu ayetle ona rad yapıldı. Ve kezalike cealna fi kulli karyet ekabire mücrimiha. Eğer ne olmuş olsaydı, eğer adamın mutabakat vacip olmuş olsaydı, bu ayet bu şekil caiz olmayan bir şekilde gelmezdi. Ve rudde rad edilmiş aleyhi İbn-i Serraj üzerine bihazil ayeti. Bu ayetle ona ne yapılmış? Rad edilmiş. Oldum. Yalnız İbn-i Serraj burada bir cevap verebilir. Burada ekabir, efarot teftil, kibar manasınadır. Yani kendi babında değil, ziyadeye ne olmamış? Kullanılmamış. Burada efarot teftil, kibar manasına olduğu için kendi babına ne? Kendi babına kullanılmadığı için anlıyorsun değil mi? Burada ne olmuş? Mutabakat olmuş. Bizim bahsettiğimiz taftile ziyadeye delalet eden efalu taftil değildir. Görünümde efalu taftildir. Mana itibariyle kibar manasındadır. Kendi babının dışına kullanılmış. Bu da bitti. Metne dönüyoruz. وَلَا يَنْسِبُ الْمَفْعُولَ مُطْلَقًا Mutlakan mef'ul ne etmez? Nesbe etmez. Ha, bunu da okuyalım. Mutlakan demek bile istisnai. Onu da okuyalım, orada duralım. Ve ecma'u bütün nuhatlar cem olmuşlar ala ennehu ismu teftil la yensibul mef'ule bih mutlaken. İsmu teftil mutlaken mef'ule bih ne etmez? Nesbe yapmaz. Ve lihaza ismu teftil mef'ule bih'nin nesbe etmemesi üzerine icma ettikleri için kalu, orada bir kalu eksik benimkisinki var mı?
Seninki varsa tamam, benimki yok. وَلَهَذَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّ رَبَّكِ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ. Şimdi zahirine bakarsak, bu men yadilu a'lemunun mef'ulü bi'isidir. Burada ismi teftir olan a'lemu ne etmiş? Mef'ulü bi olan men'i nesve yapmış. Zahir budur. Ama onlar da icma etmişler ki ismi teftir mef'ulü bi ne etmez? Nesve etmez. Ne etmez? Nesve etmez. Ha, onlar yanından mef'ulü ismi teftir mef'ulü bi nesve etmez. Adam-ı nesb üzerine icma etmişler. E ayette nesb yapmış gibi görününce bu sefer dediler ki inne men huve a'lemu men yadil, oradaki men leyse mef'ulen bi a'leme. O efalu taftil olan a'lemunun ne değildir? A'lemunun mef'ulu değildir. Niye a'lemunun mef'ulu değil? Li ennehu, çünkü a'lemu la yansibul mef'ule. Çünkü a'lemu mef'ulu ne etmez? Nesve yapmaz. Peki. Bu men o zaman ne değildir? A'lemunun mef'ulu değil. E peki a'lemunun mudaf-ı ileyhisi olsun. Mef'ulu değildir çünkü efalu taftil, ismi taftil mef'ulu nesve yapmaz. Onun için bu men a'lemunun ne değildir? Mef'ulu değildir. Ve la mudafen ileyhi. Bu men a'lemunun mudaf-ı ileyhisi de değil. Mudafu. Niye? لِأَنَّ اَفْعَلَى بَعْضُ مَا يُدَافُ اِلَيْهِ. Buradaki ef'ale mudafu ileyhinin neyidir? Badidir. Peki idafe olduğu zaman bir şey kendi nefsine idafe olmuş oluyor. O zaman bak fen. Madem şayet alemun mene idafe olursa, şimdi zeydun eftalur ricali. Zeydun eftalur miner ricali. O teftili yaptığımız zeyd ricalların bir badi değil midir? Hepsine fadıl var. Zeyd'in fadılı onlardan fazla diyoruz. Kayda bu değil mi? Efalu taftil mudafenin badi olunca burada a'lemun men yadilun ne olmuş oluyor? Badi olmuş oluyor. E pek biz demiyoruz Allah-u Zülcelal a'lemun men yadilun. O zaman Allah-u Zülcelal men yadilun badi olmuş oluyor. Delalettekilerin badisidir. Haşa bu caiz mi? Yok. Onun için idafe olmaz. Yani ef'ale ba'du ma yudafu ileyhi. Fe yekunu takdiru. A'lemul mudilline. A'lemul mudilline. Allah-u Zülcelal mudillerin neyidir? En bilenidir. Demek mudillerin bir ferdi olan Allah-u Zülcelal onların en alemidir. Hani mesela örnek. Zeydun A'lem Zeydun eshel muhsinin. Muhsinlerin en sehavetlisidir, en cömertidir. Demek sahilerin, muhsinlerin içinde Zeyd de var ama Zeyd onların en cömertidir. Demek mudillerin içinde mudillerden olan Allah-u Zülcelal mudillerin en bilenidir. Haşa bu da ne değil? Caiz değil. Öyleyse buradaki a'lemun mene idaf olmaz. Bu men a'lemun mef'ul bihi olamaz. Mudafu ileyhisi olamaz. Ne olur? Bel huve mensubun bi fi'lin mahzufin. Bu men mahzuf bir fi'lin neydir? Mensubudur. Mahzuf bir fi'lin mef'uludur. Yeddullu delalet eder. Aleyhi o fi'lin mahzuf üzerine ne delalet eder? A'lemun. A'lemun ona delalet eder. Yani orada a'lemunun delalet ettiği bir ya'lemun mahzuftur. Bu ya'lemu men de amel yapmış. Men o ya'lemunun mef'ulü bihisidir. A'lemu ile alakası yok. Takdir nasıl gelir? Ey ya'lemu, yani mana şudur. İnna rabbeke hu a'lemu. Senin Rabbin a'lemu min kulli şeyin. Her şeyden daha bilgilidir. Bitti. Ya'lemu bilir. Men yadillu. Yani delalette olanlar, delalete saplanmış olanları da ne eder? Bilir. İnna rabbeke huve a'lemu. Sen Rabbin herkesten daha bilendir. Ya'lemu men yadillu an sebilihi. Allah'ın yolundan sapmış olanları da neyde? Bilir. Peki efalu taftil hiçbir suretle mef'ulü ne etmez? Nesve etmez. Ne kaldı?
faal mı kadi? Faali rafe yapar mı, yapmaz mı? Müstetir faal, zahir faal fark eder mi, etmez mi? Gerçi metin dedi وَلَا يَرْفَوْ فِي الْغَالِبِ زَارًا اِلَّا فِي مَسَلَةِ الْكُحْلِ. Şu an o metnin açılması kaldı. Onu da yarın ne ederiz? Devam ederiz. نَفَاكُمُ اللّٰهُ نَفْعًا مُب۪ينًا